üzere bu hafta BİM aktüel ürünlerine Fakir 4A Atria adı altında elektrikli süpürge gelecek. Sizler için bu süpürgeyi Koçtaş mağazasında inceleyeceğim. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın çünkü çok büyük bir farkı gözler önüne sereceğim. O farkı gördükten sonra bu parayı ayarlayıp almak için hemen gideceğinizi düşünüyorum. Elektrikli süpürgeyi fişe takıp deneme gibi bir imkanım olmadığı için sadece genel görünümüne, tasarımına, malzeme kalitesine değineceğim. Yine üzülerek söylemek istiyorum. Elektrikli süpürgenin boru kısmı olmadığı için onu da incelemek için elime alamadım. Sadece elektrikli süpürgenin kendisi vardı. Elektrikli süpürge harika bir tasarıma sahip. Hemen sağ kenarlara yerleştirilen köpek balığı yüzgeçleri çok güzel bir hava katmış. Aynı zamanda bu süpürgenin toz torbasız bir şekilde kullanılması sizi ekstradan toz torbası alma zahmetinden de fazlasıyla kurtarıyor. Kullanabileceğiniz düğmelerin hemen yan yana yerleştirilmiş olması sizi kullanış açısından fazlasıyla etkiliyor biliyorsunuz. O yüzden bu makinede bütün düğmeler aynı çerçeve içerisinde kullanılmaya çalışılmış. Rahatça bütün işlevlere ulaşabiliyorsunuz. Elektrikli süpürgeyi incelerken herhangi bir defoyla falan karşılaşmadım. Aksine gayet sağlam ve güzel bir şekilde üretildiğini düşünüyorum. Makinenin toz torbasız olan bölümünü çok rahat bir şekilde çıkartıp çok rahat bir şekilde taktık. Elektrikli süpürgenin iç tarafına konumlandırılmış olan filtre çok güzel bir şekilde düşünülmüş. Bu tasarım sayesinde de sizi toz torbasından kurtarıyor. Birazdan fiyatını da gördüğünüzde çok fazla şaşıracağınızı düşünüyorum. Elektrikli süpürgenin kullanım aşamasında kullandığınız kablo sarma ve çalıştırıp kapatma düğmeleri gerçekten güzel bir şekilde çalışıyor. Elektrikli süpürge tam 5 metre kablo uzunluğuna da sahip. Bu uzunluk sayesinde birçok ortama fazlasıyla yetişebileceksiniz. Üzerine dairesel şekilde konumlandırılmış olan düğme sayesinde makinenin gücünü seviyeli bir şekilde arttırıp azaltabiliyorsunuz. Sizler için arka tarafına konumlandırılmış olan filtreyi de çıkartıp inceledik. Bildiğim kadarıyla bu filtre de çıkartıp temizlenip yıkanabiliyor diye biliyorum. Yıkadıktan hemen sonra takmayın, kurutup öyle takmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü içerisinde kalan su damlacıkları makinenin şase yaparak yanmasına sebep olabilir. Tekerlekleri kullanırken sadece hafif bir ses çıkardığını söyleyebilirim. Diğer bir açıdan bana kalırsa çok güzel düşünülmüş. Özellikle üst tarafından tutup rahatça bir şekilde kaldırabiliyorsunuz. Alt tarafına döner başlıklı bir tekerlek yerleştirildiği için çok rahat bir şekilde istediğiniz tarafa döndürüp çekip götürebiliyorsunuz. Elektrikli süpürge tasarım konusunda ve toz torbasız olması açısından fazlasıyla avantajlı bir süpürgeye benziyor. Bana kalırsa kullanması da fazlasıyla zevkli olacağını düşünüyorum. Ve elektrikli süpürge Koçtaş'ta 829 TL 90 kuruşa satışa çıkartılmış. Biliyorsunuz BİM'de 449 TL fiyat etiketine ve 6 ayda taksit imkanına sahip. Arada devasa bir fiyat farkı var. Eğer imkanınız varsa parayı denkleştirebiliyorsanız bana kalırsa düşünmeden alabileceğiniz bir elektrikli süpürge diye düşünüyorum. Sizi yıllarca idare edecektir. Ve buradan da gördüğüm kadarıyla yerli üretim bir elektrikli süpürge. Ama tabi büyük ihtimalle parçaları yurt dışından geliyor. Türkiye'de de montajı yapılıyor. Sizi elektrikli süpürgenin genel görünümü ile baş başa bırakıyorum. Bir sonraki aktüel ürün incelemesinde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.